Merhaba de oğlum. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Evet, yanımda Kadir abi var. Evet, Kadir abiyle beraber iftar yemeğine gidiyoruz. Esasında Ramazan'ın başında gidecektik fakat maalesef benim babam rahatsız olduğundan dolayı Ramazan'ın son günlerine kaldı ve yetiştirebildiğim kadar eve gideceğim. Bu bir proje esasında. Neden proje? Çünkü ben baştan, yani çok uzun bir zaman evvel bunu organize etmiştim fakat babamın rahatsızlığından dolayı bir türlü gidemedim. Ancak Ramazan'ın sonuna geldik. Kaç eve gidebilirsem, kaç öğrenciye gidebilirsem o kadar yere gideceğim. İşte proje nedir onu anlatayım. Proje durumu olmayan, spor yapan ve yalnız yaşayan öğrenci evlerine gideceğim, yemek yapacağım ve sponsorlarla gittiğim için, yani sponsor markalarıyla gittiğim için sponsorlarımdan da şöyle bir söz aldım. 6 ay boyunca bu kişilere destek verecekler. Sponsorlar kimler? Birincisi Bolca Hindi, ikincisi organiksatınal.com, üçüncüsü de Beorganik. Hepsine gerçekten teker teker teşekkür ediyorum. Çünkü çok hayırlı bir iş yapıyorlar şu anda. Evet, birinci evimize gidiyoruz. Kadir abi ne diyorsun? Çocuk arkadaşlarla görüşeceğiz, ziyaret edeceğiz. Evet. Kendilerine en iyi yemeklerimizi sunacağız. İnşallah mutlu olurlar. Evet, en iyi yemek derken böyle ballı börekli falan bir şey yok bizde. Sporcu yemeği. Sporcu Kadir yemeği. Abi de çok sporcu sağlam sporcudur. Yapacağız. Ama güzel evet. Yemek yapacağız. Evet, güzel yemek yapacağız. O zaman şimdilik ceza yemeden kapatalım şu kamerayı. Evet, birazdan polis amcalar kesecekler çünkü. Evet arkadaşlar, geldik öğrenci evine. Evet, öğrencimiz. Merhaba de oğlum. Merhaba. Evet, öğrenci evinin nasıl bir şey olduğunu unutmuşum. Gerçekten kendimi şey gibi hissediyorum, ev hanımı gibi hissediyorum. Her şeyden çifter çifter. Evet, şimdi yemek yapacağız. Evet, Kadir abi. Hangisiyle başlıyoruz? Neyle başlıyoruz? Önce şey yapacağız, bulgur pilavını yapacağız. Bulgur pilavı en hızlı yapacağımız şey. Tamam, o zaman hindileri de atıyorum. İkisi aynı anda aynı süre içerisinde olur. Yani 8,5 dakikada yapmayı planlıyorum bulguru. Tamam, biz de harlı ateşte hindileri çeviririz. Evet, ama aynı anda burada yapabilir miyiz onu bilmiyorum. Bak, alanımız bu kadar. Şu ne? İkisi de yanıyor değil mi? Üçü de yanıyor tabii. Tamam, o zaman birinde onu yaparız. İki buçuk. birini orada yaparız. Evet. Onlar tamam pişerken biz salataya hazırlarız veya işte öbür işlere yaparız. Tamam. Arada hepsi kısa sürede 10 dakikada olur. Tamam o zaman. Evet, iki. Ben de diğer ezinler de var. Ben de kıstıklıklarımız. Aa evet, hepsini görmüşüm ya. Şey, Zazer'le de var. Tabii Zazer'le yeni çıktık ya. Keçi boyunca. Evet, evet. Ha, iyidir ama. Güzel, aynen güzel. İyi. Yani katkı maddesi. Evet, güzel. İyidir de kanka. Yani öyle. Bekar yaşarken çok yeme öyle şeyler. Evet arkadaşlar. Şimdi Burak'ı tanıtayım biraz. Daha doğrusu Burak kendini tanıtsın. Burak ne yapıyorsun abi? Sen hem çalışıyorsun, hem okuyorsun, hem bir taraftan aynen başka şeylere koşturuyorsun, hem bir taraftan Türkiye'nin bildiğim kadarıyla en genç 3. kademe antrenörüsün. Evet. Nereden yani aklına geldi abi? 3. kademe antrenörlüğü de almak yok muydu başka işin? Şöyle yani bu mesleğe şu şekilde başladım. Spora ilk başlama amacım benim çok zayıftım. Aha. Çok zayıf olduğum için kilo alma amaçlı başladım. Ondan sonra biraz daha hevesten çıkıp artık biraz daha ciddileşti. Mesleki olarak hedefler koymaya tamam başladım. Tamam da abi, 1. kademe, 2. kademe eyvallah. 3. kademeyi niye aldın? Abi şöyle, eğitimin sonu yok. Şimdi evet. Şu an 2. üniversitemi okuyorum. O bitsin. Allah'ın izniyle ondan sonra yüksek lisans. Maşallah. O bitsin. Ondan sonra yani eğitim kariyeri bitmez abi. Öğrenmeye sürekli devam edeceğiz. Evet, bir taraftan çalışıyorsun. Antrenörsün. Evet. Ondan sonra özel ders veriyorsun. Evet. Maşallah. Hakikaten. Eyvallah abi, sağ olasın. Evet, şimdi bir yemeğe geçiyorum. Bir ara veriyoruz muhabbete. Tamamdır. Evet Kadir abi, 2 kupa koyacağız abi. Altını yıkalım. Pardon, 2 kupa koydum, 4 kupa koyacağız. 2 kupa mı koydun oraya? 2 kupa koydum, 4 kupa koyacağız. Evet. Kadir abi de hani gurmeyim diye geçinenlere ölçülerde şaşmayalım. Evet. Gurmeyim diye geçinenlere hani sonradan gurme olduklarını hatırlatır yani. O kadar yemek yapıyor. Teşekkür ederim.
Evet. Burak altına yapalım bunu. Ha, tabi abi. Hemen şey yapayım ben. Evet, üç kişi sığmadık. Yani, tabii. Ama bir de şöyle bir şey var. Gerçekten şöyle bir şey var. Yani hani öğrenci evi dediğin hakikaten böyle olmalı. Ben bundan evvel bu projeyle alakalı nizami olursa zaten ya öğrenci aradım ben bu konuyla alakalı. Sonuçta esasında bu hani hayırlı bir mevzu. Evet, evet. Fakat bulduğum bütün öğrenciler ya işte bizim hani durumumuz yok şöyle böyle falan işte referans üzerine zaten kimseye sormuyorum. Ondan sonra ya adamların altından BMW Mercedes çıktı. Ulan ne? Adamlarda ne? Benden ne? Çok para var. Dedim ki arkadaş olmaz dedim yani ayıp dedim. Biri duyar dedim. Olmaz dedim yani ben vicdani olarak da dedim yani sonuçta sponsor da ben niye adamları şey yapayım yani öpeyim. Ama biz şu an tam bir sporcu öğrenci evindeyiz. Aynen öyle hakikaten. Ha, hakikaten tamam yani. Hakkını, yani böyle hakkını vermiş vaziyette yani. Aynen. Evet evet. Evet harbiden adam yani. Aynen. Hem sporcu hem öğrenci evi olarak da tam gerçek bir öğrenci evindeyiz. Evet, ama eksisi artısı yok yani. Aynen öyle. Evde harbi öğrenci evi. Harbi öğrenci evi yani. Üç kişi giremedik şey. Mutfağa. Evet. Yemeği bu arada da ben Kadir abiye kilitledim çıtırdan. Hani attım tuttum böyle havalı 8 dakikada yaparım falan diye Kadir abiyi böyle soktum hop sıyrıldım arada. Şimdi aradan bilgileri de çıkaracağız. Evet şimdi. Baharatların var mı? Yani, var abi baharatlar burada. Baharat. Oha öğrenci evinde baharat. Kekik, pul biber, kimyon. Yalnız, damak zevkimizi de kaçırmayalım bu arada. Evet, yalnız bu arada şöyle bir bomba var. Öğrenci evindeyiz. Hani hesapta sporcu yemeği yapıyoruz. Fakat ben Tunceli'den getirdim tereyağları direkt bastık böyle. Yani iki kupa şeye bulgura hani bayağı bir tereyağı koyduk. Hindiyi de tereyağıyla yapıyoruz. Bakar mısın kokuya, tereyağının kokusuna? Gerçekten ama iyi kokuyor. Gerçekten güzel. Abi Tunceli'den taşıdım onları ya. Havalimanında var ya savaş verdim yani o tereyağlarla. Bunlarla yapıyoruz. Evet işte bunlarla yapıyoruz. İşte bunlarla yapıyoruz. Hakikaten sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Hindimizin üstüne fitnat sürüp öyle yiyeceğiz. Böyle evet, hayırlı bir işe evet. Vesile oldukları için. Arada sana bir sürprizim var kanka. Nedir abi? Şöyle bir şey, sponsorlarımız dediler ki 6 ay boyunca senin ihtiyaçlarını karşılayacak. Oo abi, yani mükemmel bir durum. Evet. Yani tam bir yarış periyodu yapıyor 6 aylık. Ya bırak yarış periyodunu da, yani dedim ki yani bu spor yapıyor, çok yer, ona göre haberiniz olsun dedim. Ondan sonra adam bodyci dedim falan, body yapıyor. Günde 1,5 kilo tabii, bolca evet. Gönderdim. Ondan sonra oturdular böyle hesapladılar, tamam problem değil dediler. Abi mükemmel. Evet. Mükemmel yani eyvallah. Evet gerçekten hakikaten yani böyle artık papağan gibi tekrarlıyorum teşekkür ediyorum ama böyle hayırlı işlerde evet. Yer alan firmalar gerçekten beni çok duygulandırıyorlar. Şöyle bir firma abi yani hindi konusunda başka tanımam abi. Yani ben tavuğu zaten 1,5-2 senedir hayatımdan komple çıkardım. Tabii yok zaten biliyorsun hani hindi konusunda şu an Türkiye'deki en profesyonel firma. Evet. Bolca Hindi. Evet Bolca. Şöyle bir daha gösterelim. Bolca Hindi. Organikçi firmamız Beorganik. Ve de organiksatınal.com vazgeçilmezi Fitnat. Tek olur abi Fitnat. Fitnat. Evet. Fitnat besin değerleri ve lezzet açısından mükemmel. Evet, gerçekten Fitnat. Bu arada Fitnat'ın yaratıcısı Burak. Burak'ı da hakikaten tebrik ediyorum. Yani böyle çok güzel işler yapıyor. İnanılmaz yerlere geldi. Artık makroda satılıyor Fitnat'la. Evet. Burak, ondan sonra... Daha bugün gördüm. Evet, evet. Burak Ummansu'dan bahsediyor. Evet, Burak Ummansu'dan bahsediyor. Özel stand kurulmuş makro evet. Center'larda. Evet, ya muhteşem işler yapıyor. Esasında evet. Mesleği kesinlikle bu değil yani. Esas para kazandığı bu değildi en azından. Ama artık... Yani bir iş olarak bakmak zorunda. Ama iyi ki de el atmış. Böyle bir evet, ihtiyaç evet. Var. Evet. Yani Burak el atmana ihtiyacımız varmış gerçekten. Sen bilmiyorum bunları yapmadan evvel biz ne yapıyorduk acaba? Destek gezmesi şekerli yiyorduk. Bir de kötü verelim mi? Ay vermeyelim abi. Saatlerce yapmak için uğraşıyorduk motorları yakıyorduk evde. Ha evet benim hakikaten. Şekerli altın tozlu böyle. Evet. Yok isim vermeyelim abi. Topları topa koymasınlar bizi. Bir de kimsenin de lüzumsuz yere reklamını yapmayalım ama zaten. Ama iyi ki yapıldı. Şöyle bir durum var. Evet. Yani gördüler ki böyle olması gerekiyor dediler ve
çıta yükselince onlar da biraz daha bu tarz ürünlere... Ha, çıta yükselince diğerlerinin sadece fiyatı yükseldi. Şey, ambalaj değişti diyorsun abi sadece. Ambalaj tabii, değişti tabii. Çıta. Ambalaj bile değişmedi bir sürüsünde. Sadece fiyat yükseldi. Baktılar böyle çıta yükseliyor, evet, dediler tabii. Biz de fiyatı yükseltip politikaya yana göre oynayalım. Aynen öyle. Aynen. Evet. Evet Burak, hakikaten o konuda da tebrik ediyoruz seni. Evet, yemeklerimiz oluyor. Kadir abi hadi. Hadi abi. Her an patlama hazırız. Evet, of. Bakar mısın? Bakar mısın? Hakikaten kaç dakika aslında kaldı? Aslında oldu? Şey, 10 dakika kaldı. Evet. Kanka bu arada antrenör olmak isteyenlere ve senin gibi böyle ders vermek isteyenlere falan tavsiye ettiğin nedir? Ben ağzımı bir açıyorum böyle, bir tane hayırlı laf söylemiyorum. En son adam diyor ki tamam abi vazgeçtim, ders vermeyeceğim diyor. Yanlış mı söylüyorum ama sen çok küçük bir yüzdenin içerisindesin. Ne gibi abi küçük bir yüzde derken? Abi sonuçta işini hem düzgün yapıyorsun, hem bir şekilde kafayı kullanmışsın, hem okullusun, hem işte antrenörlük evet, seviyelerin itibariyle de. Ben hep yani açıkları takip ettim abi. Mesela federasyondan 3. kademeyi aldım. 1-2-3. Fakat BESYO'cuları görüyorum. Hani akademisyenleri, akademik açıdan kendini geliştirenleri. Bu kurstakilere sallıyorlar. Kurstakiler BESYO'culara bazılarının eksiklerini görünce özellikle yani beslenme, fitness, hani vücut geliştirmenin yani kaba tabirle V'sinden anlamayan, yani patatesle pirinci farkını ayırt edemeyecek 4 yıllık BESYO mezunları oluyor. Ya şimdi diyorlar ki kısa sürede antrenörlük alıyorlar, mesleğimizin önüne geçiyorlar. Evet. Eyvallah, bu adamlar alaylı. Fakat günlük hayatta da görüyoruz. Yani ekranlarda en sık görebildiğimiz şekilde kim 500 milyar ister. Yani akademisyenle alaylı diye ayırt etmeden alıyorlar ve alaylıların nereye gelebileceklerini görüyorlar. Ben baktım ki bu iş sadece alaylı gerçekten olmuyor. Birileri hani arkandan atıp tutabilir, haklı da olabilir çünkü 4 yıl okumuş. Diğer tarafa geçiyorsun, onlar da diyor ki yani 4 yıl, 5 yıl eşeği bağlasam mezun olur diyor. Ya şimdi şöyle bir şey var. Evet ya bir takım üniversiteler hakikaten ya aynı anda iki bölüm okursun aynı anda. Bak bir takım üniversiteler ama şimdi yani mesela bir takım üniversitelerde de zor okursun. Ya şu an hani bırak iki bölümü, bir bölümü zor okursun. Şu an şunun için kasıyorum abi. Benim bölümüm yönetim. Evet. Acaba antrenörlükten çap yapabilir miyim? Ama çalıştığım için de ortalamam tam şu an sınırda. Bu arada Kadir abi salatayı çıkardı. Gerçi bıçak kesmediği için el hareketlerini görebileceğiz. Keskin bıçakta Kadir abinin el hareketlerini göremiyoruz. Onu göremiyoruz çünkü bıçak hiç kesmiyor gerçekten. Evet. Daha iyi. Elini kesmezsin. Evet, daha iyi elini kesmez. Evet, biz kas gücümüzü kullanıyoruz. Muhabbete dönüyoruz. Abi yani şöyle bir şey var. Şimdi bir taraftan besyocuların haklı olduğu taraf nedir? Abi adam hakikaten 4 yıl boyunca anatomi okuyor. Yani öküz olsa 4 yıl boyunca bir şeyler anlatsan hani böyle işte Latince mi öler? Anladın mı? Evet. Ondan dolayı adamların da haklı olduğu taraflar var. Evet. Besyocuların. Ama şöyle de bir şey var. Ben şu ana kadar 100 besyocuyla karşılaştıysam 2 tanesinin aklı başındaydı. Doğrudur abi. Maalesef ki. Abi şöyle bir açık var. Besyoda da anatomiyle alakalı. Pardon. Birden yani üniversiteye geçince ya da belli bir sürece girince İngilizce ve Latince bir arada giriyor devreye. Evet. Mesela o insanın algılarını şaşırtıyor. Mesela shoulder, deltoid. Yani Latince ve İngilizce iç içe girince ilk öğrenim aşamasında ya diyor ki bir bocalama devresi oluyor. Ben ilk yani birinci kademe zamanlarım bunu gerçekten yaşadım. Yani İngilizce ve Latince, bu sefer İngilizceyi ayrı, terminolojiler, Latince anatomi ayrı, biraz daha sistemsel. Ben bu arada spor sakatlıklarından hani kinesiyoloji falan okumadım ama kinesiyoloji bilgim var. Evet, öyle bir durum da var. Yani kişi kendinin doktorudur abi, diye yola tabii çıkınca. Biraz da hani merak edip böyle araştırınca, sonrasında da ya tamam bana oldu, ben böyle bir çözüm buldum. Ve arkasından acaba başkasına olursa nasıl bir hani çözümle karşılaşırız, nasıl çözeriz gibilerinden şey yapınca ve abi başkalarında da birkaç kez olup da kendi yaşadığın tecrübeleri uygulayıp tedavi olduğunu, biraz daha rehabilite olduğunu görünce
bu sefer biraz daha olgunlaşmaya, uzmanlaşmaya başlıyorsun. Evet. O konuda. Vallahi işte ya benim mailimi bir görsen şey gibi ya, böyle doktorun maili gibi. Ya sürekli oramı sakatladım, buramı sakatladım, onu ne yapayım, şöyle bunu ama ne yapayım. Çok fazla branşla ilgilendiğin için senin evet. sakatlık yaşama ihtimallerin ve her branşın belli başlı bölgelerde lokalize sakatlık ihtimalleri daha fazla. Tabii tabii. Branşa özgü. Sen hepsiyle çok içli dışlı evet, olduğun için. Şöyle bir şey var, ben sakatlandıkça ya uğraştığım branşı yumuşattım. Tabii zaten sakat vaziyette girmiştim, başladım o branşa ve sakat vaziyette başlayınca hırslıyım da bir şekilde. Ve hani iddia ediyorum, diyorum ki Türkiye'de 2 sene bir şeyi kafayı tak, 3. sene derece alırsın. Evet. Ya kesin ya iddia ediyorum. Abi yani sonuçta 3 tane Türkiye şampiyonunun farklı branşta, bir tane Türkiye ikinciliğim var. Maşallah. Yani Türkiye'de çok zor değil. Ha, Avrupa'yı kafaya takarsan yamul turlar. Evet. Avrupa'da hakikaten daha atlet olmak lazım. Evet, daha profesyonel gittiği evet. için yani orada branşlaşma çok düşük yaşta başlıyor. Evet. Bizde yani artık liseden mezun oluyorsun, üniversitede branşlaşacaksın ki orada da mecbur kalıyorsun. Yani bu biraz aileden gelen şeylerle de alakalı. Yani ben küçük yaşta herhangi bir branş ailem tarafından yönlendirilmedim. Yani şöyle bunu söylersem evet, biraz yanlış olur. Saate bakıyoruz. Kaç dakika kaldı? Şu an 4 dakikamız var. Pişti mi? Evet, pişti değil mi? Yemekler pişti abi. Evet. Şöyle bir pardon lafını kestim. Yok abi. Şöyle bir yemekleri gösteriyoruz. Pişti. Yemekler muhteşem Salatamızı oldu. Salatamızı hazırlıyoruz. Evet. Her şey tamam. Evet. Evet, muhabbete geri dönüyoruz. Yani. Evet. Yani peki nasıl bir yol izlesin? Bir adam, birisi işte ders vermek istiyor bu çocuklar. Heves etmişler. Ondan sonra nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor? Şöyle, öncelikle ders veriyorum ama deyip bunun bir dayanağı olmalı. Kesinlikle bir yerden bir eğitime başlamalılar. Çünkü ben Sakaryalıyım. Ya Sakarya'da 100 kişiden bir kişi spor salonuna gelip soruyordu. Bu işletmenin belgesi var mı, hocaların belgesi var mı diye. Evet. Ve çalıştığım salonda ilk yeterlilik belgesi alan salondu Sakarya'daki. Dur şöyle döneyim. İstanbul'da ise koptu be. Evet, bir sesler damarlanmaya başlamıştı. Evet, hakikaten İstanbul'da yani. Bu yüzde çok daha fazla. Yani 100 kişiden 30 kişi sorabiliyor. Yani bir genelleme yapacaksak ve kesinlikle burada bir dayanakları olmalı. Yani ben şu eğitimi aldım. Şu konuda evet. kendimi geliştiriyorum. Şu konuda biraz daha uzmanlaşmaya çalışıyorum. Benim de her zaman işte çocuklara söylediğim, diyorum ki bir konuda uzman olun. Evet. Yani bir Kesinlikle. Konuda kimse sizin üzerinize laf söyleyemez. Aynen öyle. Yani kurslara geliyor hocalarımız. Onlar bile yani bize genel antrenman bilgisi eğitimi verseler dahi federasyon tarafından o ders onlara atfedilse dahi diyor ki ben medical fitness'te uzmanım. Ben hipertrofide uzmanım. Yani ben her şeyin uzmanıyım değil. Kesinlikle. Olabilir, kendini çok geliştirmiş olabilir. Ama bugün görüyoruz ki geçen belimde kas spazmı oldu. Hı hı. Randevu almak için sisteme girdim. Doktorlar bile, yani kaç sene okuyan doktorlar bile omurga konusunda boyun, bel, ortopedi konusunda branşlaşmış. Tabii. Ve parçalara ayrılmış vaziyette. Yani eskiden bu böyle değildi. Yani bir ortopedi uzmanı her şeyin uzmanıydı. Fakat bunun böyle olduğunda kaliteyi biraz daha düşürdüğü gözlemlendi ki ya bir adam her şeyden anlayamaz. Aynen öyle. Yani kesinlikle çok zor. Bir konuda iyi olman gerekiyor. Uzmanlaşır ve o konuda kendini yönlendirmesi gerekiyor. Evet. Bu arada Ersin Hoca da gelecekti bugün buraya. Ondan evet, sonra maalesef. Zaten evet konuşmuştuk. Fakat Ersin Hoca'nın bir yani federasyonla alakalı bir yemeği çıktı. Ondan dolayı çok selam söyledi. Aleyküm selam. Hani benim de Buradan babamın rahatsızlığından dolayı başka günüm kalmadığı ya, için. Onun için de geçmiş olsun. Ondan sonra evet. İrtibat halindeyiz zaten. Evet, teşekkür ederim. Ondan dolayı hani bugün gelmek durumunda kaldık. Ondan sonra neyse Kadir abi kırmadı sağ olsun. Geldi benimle. Kadir abi, ya evet, gurmemiz evet. Kadir abi. Kitledik Kadir abi. Kadir'imiz bana, şimdi servise başlayacağız, afiyette yiyeceğiz. Evet. İşimiz tamam yani şu an. Evet.
Evet abi, son lafı bağlayalım, bitirelim ve iftarımızı açalım. Bağlayalım, ezan okunacak şimdi. Evet. Hangisi hangisi? Hangisi hangisi? Ha. Tamam mısın? Tamam. Tamam mısın? Evet. Evet, son. Evet, yemeklerin son hali. Yemeklerin son hali gerçekten. Evet. Hani ekstra bir şey yap. Bu iş işi varlık girmiyor mu abi? Yok abi. Yasak evet, mi? Öğrenciye bir dediğin böyle olur. Üç tane sonra kaşık çıkmadı. Üç tane çatal var. Bir de şey. Ama yani, üç tane kaşık yok. Ve kaşıklar eş değil abi. Öğrenci evinin altın kuralı. Böyle eş ve takım olmayacak. Kaşıkların yani hepsinin eşit olmamasına her gittiği yerden bir kaşık bir çatal aldığı için lokantalarda yok abi. Amca öyle oluyor. Yok bunlar yani hep bir yani. Ama taktik öyle olması lazım mantık olarak. Aldığım yani paket serviste işte bunlar oluyor. Ben bunu kullanacağım şimdi. Üç kaşık çıkmadı. Paket serviste ambalajı açtım. Bunu kullanacağım. Hadi abi başla sen. Oruçlusun. Hadi Allah kabul etsin. Evet. Evet, yedik, içtik, şiştik. Evet, şiştik. Allah kabul etsin, sen oruçluydun bu arada. Allah razı olsun. Ondan sonra hakikaten... Doyduk, güzel doyduk abi. Evet. Organik ürünlerin lezzetini çıkardık, tadını çıkardık. Evet, gerçekten. Abi sen ne diyorsun? Eskiden ben şey diyorum mesela, eskiden hani çocukluğumda yediğim bulgurun tadını yakaladım ben, bu bey organik bulgurun. Yani o dışarıdaki organiklerle yani şeyde ne derler, bulgurla kesinlikle alakası yok yani. Evet. Yani içine ne tuz koyduk ne bir şey yok. Çok az bir, içine tereyağı koyduk, az çok bir kaşık kadar, yarım kaşık kadar. Onunla bir lezzeti son derece farklıydı. Yani bunun içine aksesuarları koysak, olay bir şey olacak. Aynen öyle. Olay bir şey olacak. Yani şey, hani ben hep söylüyorum hani hakikaten bu bey organik hakikaten çok şey, inanılmaz yani. Ya moralim bozuluyor ya diyorum ki o zaman diyorum bizim yediklerimiz nedir? Neydi aynen bizim yani yine marka var. Çiğnemesi bile yani daha ağzında tane tane olmuşsa o bile çok farklı oluyor. Yani ağzında sakız çiğner gibi seni yormuyor uzun uzun yani böyle. Evet. Yani basit akıp gidiyor bir anda. Akıcı konuşma gibi oldu mu? Ama gibi oluyor. Evet vallahi hakikaten evet. Bey organiğe evet, yani evet. Teşekkür ediyoruz. Hani bu düzgün evet. Şeylerden dolayı teşekkür edelim. Evet, aynen öyle abi. Yani böyle bir yeme şansımız oluyor en azından. Evet. Böyle kocaman bulgurlu bir değil yani böyle ağzına alınla böyle sanki böyle şey, kocaman mercimek taneleri yiyormuş gibi evet, değilsin yani. Obez bulgurlar evet, gibi o, değil yani. O tarz bir şey değil yani. Yani böyle ne derler güzel çakıl taşları mı diyelim hani ne derler tarifinde demişsin ona evet. Akıcı bir şey oluyor yani yerken ağzınızda. Evet zaten. Güzel, gerçekten güzel. Zaten hakikaten bolca hindiye de evet. Ayrı teşekkür ediyoruz. Onlar da düzgün, hakikaten çok düzgün iş evet, yapıyorlar. Evet çok lezzetli, gerçekten lezzetli yani. Bunu da çok az bir yağla pişirdik. Evet. Yani fazla abartmayalım. Çok az ama tereyağı koyduk. Ama tabii ama iyi kaliteli de organik, kaliteli tereyağı koyduk yok, yani. Tabii canım. Köyümüzün tereyağını diyelim. Aynen öyle, şey Tunceli'den kendim getirdim abi. Özel tereyağı koyduk yani. Biz zararı da yok. Onunla beraber baharatlandınca gerçekten enfes bir şey oldu yani. Yani bu lokantalardaysanız bitersiniz. Evet. Öyle söylüyorum. Kesinlikle abi. Lezzetliydi, gerçekten lezzetliydi. Evet, şimdi öğrenci evindeydik. Ondan sonra şöyle döneyim, hepimiz çıkalım. Esasında bu ekip bir de benim evde, benim mutfakta iş yapar. Evet. Keskin bıçakla. Evet. Aynen. Keskin bıçak. Bir de geniş alan. Geniş alanlı keskin bıçak. Bir de bir sürü çatalım bıçağım da var. Evet. Hepsi bir arada olduğu vakit. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Unutmuşum öğrenci evini. Unutmuşum şey oldu böyle. Vesile oldu abi. Abi vesile olmak değil. Biz de hem öğrenciydik hem pis bir öğrenciydik. Bir de dağınıktık. Ben hala dağınığım. Ayrı mesele de. Mesela biz de aynı şeyin içerisinde, kettle'ın içerisinde mesela soslu spagetti yapılırdı. Daha sonra da aynı şey. Yani çay içerdik. Ha, evet. Çay bir abi gibi. Hani düşünsene mesela gibi. Yarım saat sonra çay içerdik onun içinden. Daha sonra da kahve içerdik. Çok abi, bayağı bir iddialı bir hani, şey. Hayır yani Allah'a bin şükür bu yaşımıza geldik bir şekilde. Bayağı bir iddialı oldu. Kettle'da en fazla ne yapabilir? Kaç çeşit yapılabilir? Cevabını siz vermişsiniz. Sınırları zorlayan bir şey oldu. Tabii canım sınırları zorladık. Ya o tarihte böyle sponsorluk falan olsa o marka kesin sponsordu bize. Ama reklamını yapamazdık. Düşünsene hep böyle bir değişik materyaller var etrafında. Evet. Çay içerken yanına salçalı çıkarmış makarna içinde. O da enteresan bir şey olur bu zaman. Vallahi neyse. Doyduk. Doyduk. Evet. Hakikaten sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Evet, kesinlikle. Evet. Gönül isterdi bütün hani benim 5 tane diye çıkmıştım ben yola. 5 öğrenci evine gideceğim diye. Gene şöyle döneyim. Gene hepimiz çıkalım.
Hatta bir saniye. Evet arkadaşlar, o zaman görüşürüz. Biz artık gidelim. Evimize karşıya geçeceğiz. Bizim hayatımızda bir köprü var ya. Yani. Yoğun çünkü. Evet, bir köprü var hayatımızda. Bakalım geçebilecek miyiz karşıya? Evet, görüşürüz o zaman. Bu işlere vesile olan da teşekkür ederiz.